1 Kasım'a doğru programına devam ediyoruz. Kocaeli adaylarını ağırlamayı sürdürüyoruz. Özel bir mekanda, gördüğünüz gibi bu güzel mekanda, Sırrıpaşa Konağı'nda yayınımızı sürdürüyoruz. Kocaeli Belediyesi'ne bir kez daha teşekkür ederek devam edelim. CHP Kocaeli Milletvekili adayı Fatma Kaplan Hürriyet bizimle birlikte. Çok da genç bir milletvekili ve milletvekili adayı. Evet. Sayın Kaplan hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz Çok genç olduğunuz kentimize. için yaşınızı sorabilirim, değil mi? 33 yaşındayım. 33 yaşındasınız. Evet, 1982 doğumluyum, 33 yaşındayım. Hukukçusunuz, hukuk kökenlisiniz. Evet, avukatım. 10 yıldır avukatlık yapıyordum. Kocaeli Barosu'na bağlı serbest avukatlık yaptım. Tabii artık yapamıyoruz. Mecburen 7 Haziran sonrası yoğun tempo nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. Seçildiniz ama tekrar bu kez koşturmaya başladınız. Seçmen evet. size ne diyor, bize niçin geldiniz tekrar diyorlar mı size? Vallahi işte seçildik 7 Haziran'da. Sonrasında biliyorsunuz kırkımız yeni çıktı. Yeniden seçim kararı aldık, alındı. Tabii seçmen de yorgun, bıkkın. Yeniden seçim yapmaya gerek olduğunu da düşünmüyordu. Çünkü 7 Haziran'da zaten sandığa gitti, kararını verdi, oyunu kullandı. 3 ayda ne değişmiş olabilir ki oyunu değiştirmekte? Ama tabii ki... Seçmen kararlı diyorsunuz. Sizin gördüğünüz de o mu? Yani yolda ya da Ama işte... 7 Haziran sonrası tabii yaşanan gelişmelerle birlikte seçmenin kararında bir değişiklik muhakkak var. Bütün partilere dönük ciddi bir değişiklik var. Sahada bunu hissediyoruz. Örneğin 7 Haziran öncesi özellikle seçim vaatlerimiz biliyorsunuz halk nezdinde çok ciddi bir takdir topladı. Ciddi bir karşılık buldu. En çok hangisi ilgisini çekiyor gençlerin? Ekonomik vaatler mi ya da ekonomik. Halk? Ekonomik vaatler. Yani bu bir gerçek çünkü Türkiye'nin ekonomisi malum ortada. Dolayısıyla en çok ilgi gören vaatlerimiz ekonomikti. Biliyorsunuz emekliler üzerine de en çok konuşulan ikramiyeydi. Yine o da ekonomi temelliydi. O yüzden de ekonomik vaatler üzerine daha çok durmaya çalıştık zaten 7 Haziran öncesinde de. Ama 7 Haziran sonrasında da yine tabii aynı vaatlerimiz devam ediyor. 7 Haziran sonrasında ülkede yaşanan kaos ortamı, yeniden terörün hortlaması, ortaya konulan politik duruşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran öncesinde aynı seçim bildirgesi, şimdi de aynı bildirge ufak tefek değişikliklerle birlikte. Ama o dönemde vatandaşımız evet bize teveccüh gösteriyordu, ilgi gösteriyordu, sevecenlikle karşılıyordu. Yer yer oy vermesine yetmedi belki bu gösterdiği ilgi ama 7 Haziran sonrası bizim tutumumuz. Türkiye'de oluşan yeni şartlara ilişkin ortaya koyduğumuz politik duruş. Genel Başkanımızın biliyorsunuz tam bir devlet adamı modeliyle sağduyuyla, barış dilini kullanarak özellikle hareket etmesi çok önemliydi. Peki, şimdi daha da ilgi görüyoruz artık. Daha ilgi, fazla ilgi gördüğünüzü söylüyorsunuz evet. ama Sayın Davutoğlu meydanlarda işte diyor ki elini taşın altına koymadılar. İşte koalisyon kuramadık o yüzden tekrar size geldik. Tek başımıza iktidar olmamızı sağlayın şeklinde halka dönük mesajlar veriyor. Koalisyon kurulup kurulmaması meselesinde mesela örneğin Kocaeli'nde seçmen size ne soruyor ya da CHP'yi eleştiriyor mu? Bu soruları siz nasıl yanıt veriyorsunuz? Bir kere seçmen bize şunu sormuyor. Siz niye koalisyon kurmadınız demiyor. Ne diyor size seçmen? Seçmen neden koalisyon kurulmadığını, kimin kurmadığını aslında çok da iyi biliyor. Farkında. Çünkü kolay bir şey değil. 13 yıldır her 13 saniyesinde eleştirdiğiniz bir partiyle sırf ülkenizin çıkarları için bir masaya oturmak Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti için hiç kolay bir şey değildi. Ama ona rağmen ne dedik? Önce ülkemiz dedik. Önce ülkenin çıkarları. Yeniden seçim yapmaya gerek yok. Vatandaşımız zaten kararını vermiş. O mesajları iyi okuyalım. Ona göre de siyasi tavır geliştirelim. Gelin sorunları çözelim dedik ve oturduk masaya. Kolay bir şey değildi. O yüzden de vatandaş orada bizim yapmaya çalıştığımızı, ülke çıkarları nasıl ön planda tuttuğumuzu, buna ilişkin nasıl sağduyuyla hareket ettiğimizin bana göre çok ciddi anlamda farkında. Kocaeli seçmenin farkında mı ya da genel Türkiye seçmeni? Genel Türkiye seçmeninde de Kocaeli seçmeninde de bu yönde ciddi bir sağduyu olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir bize dönük güven hissettiğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde yaşananlar yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumlu tutmuyor seçmen bana göre. Koalisyonun kurulamamasının sebebinin Cumhuriyet Halk Partisi olarak görmüyor bence. 1 Kasım sonrasını ve koalisyon meselesine döneceğim ama özellikle genç bir milletvekili olmanız, milletvekili adayı olmanız tekrar buradaki gençleri mi bir anlamda daha önce yakalamış bu kez tekrar yakalamak mı istiyor Cumhuriyet Halk Partisi? Kesinlikle. Bir de şunu soracağım yani normalde Kocaeli aslında CHP'nin kalesi olan bir yerden bahsediyoruz. Evet, fakat daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte belediye başkanlığı oldu. Onların daha çok vekil çıkardığı evet. En son seçimde 6 vekil çıkardı Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi sizin 3 vekiliniz var. Vekiliniz. Kale meselesinden bu kaleyi nasıl kaptırdınız? Bunun öz eleştirisini yapıyor musunuz? Mutlaka yapıyoruz. Kendi eksikliklerimizin tespitlerini de yapıyoruz. Nedir ve bunun çözüm önerilerinde. Ama onun ötesinde şöyle bir sıkıntımız var Kocaeli'de. Kocaeli sanayi kenti.
emeğin yoğun olduğu bir kent, işçi kesiminin yoğun olduğu bir kent ama yaşam standartlarına ve ekonomik durumlara, ekonomik özgürlüklere baktığınız zaman hala %44 oranında asgari ücretle çalışan insanlar var. AKP özellikle genel iktidarı aldıktan sonra burada bizim geçmişte özellikle kalemizin olmasının nedeni de bir anlamda burada örgütlü yapılar vardı. Sendikalar güçlüydü. Dolayısıyla sosyal demokratların da kalesinde güçlendiren fonksiyonlardı bunlar. Örgütlülük azalınca mı diyorsunuz? Aynen. AKP geldikten sonra biliyorsunuz örgütlü toplumu çoğunu dağıttı. Sendikaları, kurumları kendine göre dizayn etmeye başladı. Yarattığı baskı ve korku toplumunun da yarattığı negatiflikler ister istemez bizim seçmenimize de, bize geçmişte oy veren seçmene de yansıdı. Hı hı. Onun ötesinde AKP geldiğinden beri biliyorsunuz özellikle yoksulluğu bitirmek yerine yoksulluğu yöneten politikalarla seçmene gitmeye çalışıyor. AK Parti de şunu söylüyor, Adalet ve Kalkınma Partisi. Bizim daha önce söylediğimiz aslında vaatleri tekrar seçmene söylüyor bir anlamda. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bizim yaptığımızı yapıyor şeklinde bir eleştiri var. Daha önce daha ideolojik davranan bir CHP eleştirisi vardı ya. Evet. Bu kez ama işte CHP özüne döndü yorumlarında bulunuluyor. Fakat bu kez aynı eleştiri AK Parti için yapılıyor. Ne dersiniz buna? Şu anda tamamen bizden öğrendikleriyle sahada bizim söylediklerimiz, diğer partiler için de böyle. Biz ne söylediysek şu anda bildirgelere bakın. Aynı bildirgeler. Reklam panolarına bakın. Döner reklamlara bakın. Biz ne söylediysek aynısını şimdi bizden kopyala yapıştır şeklinde sahalarda söylemeye de başladılar. Sanayi kenti ama dediniz %40'ı asgari ücretle geçindiği için mi? Evet. Bu kopuş CHP'den ve örgütlenmeden artık evet, olmadığı için mi? Onların etkisi var. CHP'den kopuş onların oldu. Etkisi var. Sosyal yardımları biliyorsunuz hak olarak görmüyor. Oy devşirmeye dönük. Sadece oy almaya dönük sosyal yardımları ve her sene de bakın ben ne kadar çok sosyal yardım yapıyorum diyerek övünen bir iktidar var. Yani ben sizi ne kadar biraz daha yoksullaştırıyorum, ne kadar daha çok yoksullaştırıyorum diye övünen bir zihniyet var. Onun karşısında ama CHP'de bir ara yani uzun şey bir dönem hep ideolojiyi hep ön planda tutmadı mı aslında? Biraz orayı da CHP boş bırakmadı mı aslında baktığınızda? Evet, zaten onun öz eleştirisini yaparak bu dönem böyle bir bildirgeyle çıktık biliyorsunuz. Yani hep şundan eleştirildik. CHP sadece konuşuyor, iktidar olmak istemiyor, çözüm üretmiyor diye hep eleştirildik biliyorsunuz sahada. Evet. Yıllardır ben de çünkü tabanda çalışan birisiyim. Ama bu dönem ilk defa yıllar sonra gerçekten kararlılıkla ne yaptığını bilen bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı seçmenin karşısında. Çözüm üreten bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Ve yıllardır, 13 yıldır AKP iktidarı döneminde konuşulmayanları, çözülmeyen sorunları gündeme taşıyan, taşımakla da kal, sadece muhalefet etmekle de kalmayıp çözüm önerisini de aynı anda sunan bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Dolayısıyla bu anlamda işte öz eleştirimizi yapıp, tespitini yapıp ve gereğinde yapmış olduk bu seçimlerde. Ciddi bir genç seçmen var. Kocaeli'nde de öyle var, değil mi? Var, var. Onları nasıl yakalamayı düşünüyorsunuz gençleri? Şimdi mesela 7 Haziran'dan bu yana 3 aylık süreçte hemen hemen 11 bin küsür yeni oy kullanacak yeni seçmenimiz var. Tabii tek tek birebir ulaşmak bu kadar kısa sürede kolay olmuyor muhakkak. Ama olabildiğince işte örgütlerimiz yoğun mesai harcıyor. Bir de bizim örgütlerimiz gerçekten gönüllülük esasıyla çalışıyor. Yokluklar içerisinde çalışıyor. AKP'nin yarattığı korku, baskı, işte işsizlik sıkıntısının karşısına cesurca var olmaya çalışıyor. İşte ulaşmaya çalışıyoruz. Mahalle örgütlerimizi güçlendirdik. Yıllardır bunun üzerine çok çalışıyoruz. Özellikle yerel seçimlerden. Bir de o kadar uzun süre üst üste seçimler geçirince deneyimli bir örgütüz bu anlamda. Geçmişte biliyorsunuz deneyimlerimiz var. Öyle ulaşmaya çalışıyoruz. İşte internet, sosyal medya, her türlü iletişim araçlarını biraz genç olmamdan da kaynaklı çok yoğun kullanıyorum. 11 bin genç arkadaşıma hem kendi kalemimden hem de genel başkanımızın mektubunu, iki ayrı mektup gönderdim. Onlara ulaşabileyim. Tüm telefon numaralarımı, örneğin benim adaylığım geldi. Tam 70 bin cep telefonunuzu paylaştım. Evet, herkesle paylaştım. Bütün makam numaralarımızı, mail adreslerimizi. Hatta şimdi bugün programa çıkmadan önce de mailimi kontrol ederken baktım 3 tane genç arkadaş da hem teşekkür etme hem de fikirlerini ve önerilerini sunmak anlamında mail de atmış o mektubun karşılığında. Bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Hedefiniz ne peki Kocaeli'de? Yani şu an 3 vekiliniz var. 3 vekilimiz var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin 6 evet, vekili var. 3 vekili daha fazla çıkartabileceğinizi yükseğe düşünüyor musunuz? Ve bunu kimden oy olarak yapacaksınız? Hangi seçmen kitlesinden oy olarak artıracaksınız? Hedefiniz kimler mesela? Sadece gençler değil herhalde. Şimdi tabii ki sadece gençler değil. Burada çok ciddi bir dediğim gibi işçi kenti var. Çok ciddi sıkıntılı emekli, ciddi sayıda emeklimiz var. Tabii biz her bireyin
yani direkt seçmen kitlesi olarak değil, her bireyin oyuna talip olan bir partiyiz en nihayetinde. Ama biz burada geçen seçimde 4'ü çıkarma konusunda çok umutluyduk. Ama olmadı, 3'te kaldık, mevcudu koruduk. Bu dönem AKP'nin mutlaka bir tane vekilini kaybedeceğini düşünüyoruz. 6'dan 5'e düşecek. Zaten 6. vekilini de çok küçük bir farkla çıkardılar. Burada milliyetçi seçmen ve Kürt kökenli seçmenler galiba kritik önemde anladığım kadarıyla. Aynen. MHP ve CHP için önemli iki seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Ama Adalet Kalkınma Partisi, AK Parti de onlara çalışacaktır. Evet. Siz Kürt kökenli seçmenlerin ya da milliyetçi kökenli seçmen neden CHP'yi tercih etsin? Şimdi bir kere AKP Gebze bölgesini, örneğin Gebze bölgesini konuşmak istiyorum. Gebze bölgesini çok ihmal etti. Özellikle 7 Haziran sonrası aday listelerini değiştirdi. Bununla ilgili ciddi tepki aldı. Gebze bölgesinde adayı vardı. Bu dönem yok. İşte 7. sıraya bir Kürt kökenli adayını koydu ama 7. sıraya koydu. Yani kaybettiği sıraya koydu. Nasıl olsa oy alıyorum, nasıl olsa bana oy veriyorlar diyerek bir anlayışla Kocaeli'nde hareket ediyorlar. Listelerinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadılar Kocaeli'nde. Kendi örgütlerinden bile tepkiler bizlere geliyor açıkçası. Onları da tabii ki biz fırsata çevirmeye çalışacağız. Yıllardır bu konuda biliyorsunuz yaptığımız işte çözüm önerileri, çözüm süreci, Kürt sorununa ilişkin ortaya koyduğumuz duruş, bunları çok şeffaflıkla hep paylaştık, kamuoyuyla da paylaştık. Paylaştınız ama CHP'nin şöyle seçmen kitlesinde zaman zaman işte şöyle problemi var mı sizce? İnandırıcılık. Yani tamam sundunuz ama bunun ne kadarını Cumhuriyet Halk Partisi hayata geçirecek sorusunu soruyorlar galiba size, değil mi? 7 Haziran öncesine kadar evet bir güven sıkıntımız vardı. Ya acaba yapabilir mi? Acaba çözebilir mi? Acaba söylediğini uygulayabilir mi noktasında? Ama 7 Haziran'da başında da söylediğim gibi ortaya koyduğumuz programımız, demokratik ve ekonomik vaatlerimiz ve bunların ne kadar yapılabilir olduğuna ilişkin açıklamalarımız. Biliyorsunuz tüm detayıyla, hesabıyla, kitabıyla açıklamaya çalıştık ve tüm kamuoyuna bunu paylaşmaya gayret gösterdik. 7 Haziran sonrasında özellikle diğer partilerin aynı şeyleri vaat etmiş olması, onun da ötesinde bir iktidar partisinin iktidar olmasına rağmen aynı şeyleri şu anda vaat ediyor olması, geçmişte bize işte kaynak, biliyorsunuz kaynak kelimesi bizim en çok sevdiğimiz kelimelerden biri haline geldi. Sürekli bunun üzerinden bize karşı tepki oluşturmaya çalışması ama kalkıp şimdi kendisinin aynı vaatlerde bulunuyor olması bence o güven eşiğini ciddi anlamda aştığımızı düşünüyorum. Hele de bu dönem inanın sahada artık nasıl yapacaksınız? Hayır CHP bunu yapamaz diyen belki tek tük var ama eski oranla çok ciddi sayıda bir azalma var. Sahada yoğun çalışan biri olarak söylüyorum. Özellikle de AKP'nin vaatlerinden sonra demek ki yapılabilirmiş, demek ki verilebilirmiş, demek ki çözülebilirmiş. Vatandaş bunu söylemeye başladı biliyorsunuz. Askeri ücret 1300 lira yapacağız dediğinde AKP orada zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin inanırlığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar doğru şeyler söylediği de kendiliğinden ortaya çıkmış oldu diye düşünüyoruz. Peki şu son yaşanan Ankara'daki patlamadan sonra özellikle seçmen size bu patlamayla ilgili olarak ne soruyor ve siz oradaki yaşanan o vahşetle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Sayın Erdoğan arkasında IŞİD de olabilir, işte El Muhaberat da olabilir, işte YPG, PKK kolektif bir eylemin sonucu dedi ama baktığımızda terörün geldiği son nokta. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı en kanlı bir terör olayından bahsediyoruz. 100 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu noktada seçmen size neyi merak ediyor olayla ilgili? Siz ona ne anlatıyorsunuz seçmene baktığınızda? Yani seçmen zaten aslında bu yaşanan olayların 7 Haziran sonrası terörün kimler tarafından yaratıldığının, neden çıkartıldığını, neden birdenbire yeniden patlak verdiğini aslında çok da farkında takip ediyor. Hı-hı. Seçmen sormaktan ziyade talep ediyor. Artık bu kan dursun. Artık bu kaos ortamı bitsin. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Özellikle Ankara'daki olay gerçekten tam bir facia. Tam bir katliam. Ve asla yani açıklanabilir bir tarafı yok. Evet bir sürü deliller var, söylentiler var. Ama henüz daha netleşmiş bir durum değil. Kimler tarafından yapıldı, ne amaçla yapıldı. En son Diyarbakır'da bugün IŞİD'e yönelik bir operasyon yapıldı. Siz IŞİD'le ilgili ne düşünüyorsunuz? IŞİD Türkiye için ne kadar bir tehdit oluşturuyor? Bazı hücrelerden bahsediliyor. Örneğin Kocaeli'nde de bu tür hücreler olup olmadığı konusunda size bilgiler akıyor mu?
Kocaeli'nde, Gebze bölgemizde zaman zaman bazı güvenlik ihbarları bizim de kulağımıza geliyor. Ama tabii ki net bilgiler değil ya da belgeye, delile dayalı bilgiler değil. Söylenti ya da basın aracılığıyla bizim de duyduğumuz, işte örgütlerimizin orada aldığı haberler üzerine. Yani sonuçta her terör örgütü her ülke açısından bir tehlikedir, tehdittir. Kaldı ki sınır kapılarımızda, sınır bölgelerimizde bu kadar çok savaşın olduğu, işte Irak, Suriye'si, bu kadar çok sıkıntının olduğu bir yerde ve ufacık bir kıvılcımla bize sıçrama ihtimalinin yüksek olduğu bir ülkede yaşıyorsak, IŞİD de diğer terör örgütleri de bizim için her zaman tehlike oluşturur ve çok ciddi bir tehlikedir. Kaldı ki işte az önce bahsettiğimiz Ankara olayı, işte Suruç olayları, bunların özellikle failleri konusunda en çok orayı işaret ediyor. IŞİD terör örgütünü işaret ediyor. En nihayetinde terör örgütü. Peki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında, Adalet ve Kalkınma Partisi arasında kurulacak bir koalisyonun aslında Türkiye'deki kutuplaşmayı gidermede de önemli bir görev üstleneceği konusunda birçok analizci hemfikirdi. Siz öyle düşünüyor musunuz? Ve 1 Kasım'a doğru giderken Türkiye genelindeki o kutuplaşma, yapılan o yorumlar Kocaeli'nde de var mı? O kutuplaşmayı siz de burada hissediyor musunuz? Mutlaka var. Nasıl hissediyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Ve örneğin yani 1 Kasım sonuçlarını bilmiyoruz ne olacağını. Tabii. Fakat bir koalisyonla karşı karşıya kalırsa bu kez CHP koalisyonuna daha mı yakın acaba? Mutlaka daha yakın. Kutuplaşmayla ilgili fikrinizi merak ediyorum. Şimdi yıllardır maalesef siyaset aslında kutuplaşmayı önlemek amacıyla kullanılması gereken bir araç olması gerekirken AKP'nin elinde hep kutuplaşmayı arttırıcı, o kırılmaları derinleştiren bir araç olarak kullanıldı maalesef. Özellikle 7 Haziran sonrasında da hep bunları gördük, yaşadık. Keşke böyle olmasa tabii. Yani bunun için biz çok mücadele ettik. 7 Haziran sonrası, aslında 7 Haziran seçim sonuçlarını okuduğumuz zaman biliyorsunuz seçmen bir mesaj verdi orada. Daha çok %60'lık kesimin bir araya gelmesi, AKP'nin içerisinde olmadığı bir hükümet mesajı vermişti. Gerçi MHP bunu biraz aslında eleştirdi. Yani evet. Onu çok olabileceğini, hayata geçebileceğini düşündünüz mü? Yani MHP, HDP ile yan yana gelemeyeceğini hep söylemişti aslında. Evet, evet. Çok inandırıcı mıydı %60'lık blok? Aslında %60'lık bloğun da çöktüğünü söylüyor çünkü. Hem AK Parti hem MHP, ne dersiniz? MHP zaten daha ilk akşamında niçin biliyorsunuz. Niçin söylediniz o bloğu? Yani daha ilk akşamında milletimiz bize ana muhalefet görevi vermiştir dedi. Orada zaten birçok kapıları da kapattı herkese. Ama biz seçmenin verdiği mesajı iyi okumak zorundayız. Gereğini yapmak zorundayız. Çünkü sonuçta bunlarla ileride sorumlu olacak, hesabını verecek, vermesi gereken bir partiyiz. Dolayısıyla biz de onun gereğini yapmaya çalıştık. Onunla ilgili her türlü adımı atmaya çalıştık. Düşünsenize bir başka partiye başbakanlığı veriyoruz. Bir parti niye siyaset yapar? Sonuçta iktidar olmak için ama yapar. Ama MHP bundan rahatsız oldu. Kim kime neyi veriyor dedi. Yani evet. Aslında o söylemden daha çok Cumhuriyet Halk Partisi kaçınsaydı, 160'lık blok demeseydi bugün belki de bir koalisyon kurulabilir miydi? Yani ya da mesela meclis başkanlığı, siz de biliyorsunuz, meclis başkanlığıyla başlayan aslında bir süreç başladı. MHP eleştirildi ama MHP ben doğru yaptım diyor başından bu yana. Tabii o kendi siyasi tutumuna göre doğru yaptığını düşünüyor. Bize göre yanlış olduğunu düşünüyoruz. Dışarıdaki seçmenin büyük bir çoğunluğu da ki MHP'ye oy vermiş seçmenin de bir kısmı ciddi anlamda sürekli her şeye hayır denmesini, sürekli kapıların kapatılmış olmasını, ülkenin bugün hükümetsiz bırakılmış olmasının bir kısım da olsa faturasını MHP'ye de kesiyor. Bunu sandıkta da keseceğini düşünüyoruz. Yani en azından bize söylenenler. Evet, içeride bekliyor Hüsnü Bey de. Biliyorum. Evet. Ama sahada inanın bu şeyleri alıyoruz. Çok ciddi kızgın bir seçmen de var bununla ilgili. Peki kutuplaşmayla ilgili Kocaeli'nde sizin yaşadığınız nedir? Yani vatandaşlar arasında ciddi bir yarılmalar var mı, Allah korusun? Yani nedir sizin gördüğünüz? Yani kutuplaşmayla ilgili daha çok tabii korkunun yaratmış olduğu, eskiden insanlar farklı farklı partilere oy verirlerdi ama birbirlerine rahatlıkla söyleyebilirlerdi. Birbirlerinin cemiyetlerinde, düğünlerinde, cenazelerinde daha kardeşçe, daha bir arada olabiliyorlardı. Şimdi kahvelerde bile yeri geliyor, siyasete göre masalar ayrılıyor. Ya da kahveler, işte bu CHP'lilerin kahvesi, AKP'lilerin kahvesi, MHP'lilerin daha yoğun işte gittiği zaman geçirdiği. Kahvehaneler mi bölündü? Gibi, evet. Yani bir örnek, somut örnek vermek gerekirse. Bu konuda evet ciddi bir, burada biliyorsunuz 13 belediye de AKP'de ve oradan da ciddi yardım alan, bununla ilgili hizmet almaya çalışan, orayla ciddi bağı olan ciddi sayıda seçmen de var. Tabii onu da kaybetmek istemeyen bir seçmen var haliyle. Onun da getirmiş olduğu akrabalar arasında bile yeri geldiğinde siyasetin ayrıştırmasını görebiliyoruz. Ama tabii ki öyle çok hani
ciddi bir savaş çıkartacak kadar Allah ciddi korusun. Bir evet Allah korusun bir o iç kadar çatışmaya değil. götürecek kadar Yok, yok ama kadar bir değil. kutuplaşma bir yarılma birbirinden uzaklaşma var diyorsunuz. Var. Peki bu nasıl giderilebilir? Yani bu sizin ve AK Parti'nin arasında kurulacak bir koalisyon mu bunu giderebilir? Yani Tabanları şey bu kadar zıt olduğu iki partiden bahsediyoruz aslında baktığınızda. Evet. Nasıl olacak? 1 Kasım sonrası için beklentiniz nedir sizin? Yani kutuplaşmayı gidermek, sadece koalisyona bağlamak çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Gelişmelere göre hareket etmek, o anda ortaya çıkacak şartlara göre hareket etmek, ona göre daha uygun pozisyon almak, daha uygun şeyler ve çözümler üretmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani koalisyon tek başına kutuplaşmayı engellemesi mümkün değil. Siz de söylediniz, farklı tabanlara basan partileriz ister istemez. Farklı şeyler söyleyen partileriz. Yıllardır farklı şeyler yapan partileriz. Dolayısıyla koalisyon tek başına kutuplaşmayı gidermez. Ama 1 Kasım sonrası tabii şu an her parti sonuçta tek başına iktidar için haliyle hedef koyar. Onun için biliyoruz. Çalışır, mücadelesini verir, sokakta yer alır. Ama 1 Kasım sonrası çıkacak sonuçlara göre de biz de mutlaka gardımızı alacağız. İşte gereğini yapmaya çalışacağız. Seçmen bize ne mesaj veriyorsa onu çok önemsiyoruz biliyorsunuz. Önce evet. insanlarımızın ne söylediği, seçmenin ne söylediği, o sandıktan ne sonuç çıkacağı, o mesajı iyi okumaya çalışıyoruz ve önce ülkenin çıkarları. Onu çok önemsiyoruz. O anlamda da gene aynı şey olacak. Gene ülkenin çıkarları neyi gerektiriyorsa, kutuplaşmayı bitirmek için ne yapmak gerekiyorsa, AKP'nin 13 yıldır yarattığı tahribatı onarmak için ne yapmak gerekiyorsa, biz sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına sokmaya hazırız. Bu dönem gerçekten çok kararlıyız bu konuda. Ne yapmak istediğimizi iyi bilen bir partiyiz. Ayağımız yere sağlam basıyor. Gerçekten de bu konuda eğer seçmenimiz bize güvenirse, inanın dersimize de iyi çalıştık, iyi de hazırlandık. Ben inanıyorum. İnanarak da gerçekten bu ülkeyi daha doğru, daha dürüst, daha ahlaklı yönetmeye hazırız. Peki 1 Kasım dediğiniz gibi sonucu bilmiyoruz, seçim sonucunu. Bütün partilerde tek başına iktidar olmayı evet. hedefli. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Ama bir koalisyon gibi bir sonuç ortaya çıkarsa, bu kez uzun bir dönem çünkü 35 gün istikşafi görüşme yaptınız. Aslında 10 gündü, 35 gün değil. Toplamında 10 günlük bir görüşmeydi ama araya tatiller girince... Ama uzadı çünkü 35 günü süren... Tatiller girdi. AKP biraz sürüncemede bıraktı. Öyle olunca aslında toplamında karşılıklı görüşmelerin toplam süresi 10 gün. 10 gün görüşüldü. 10 gün ama uzun bir görüşme, fakat sonrasında koalisyon kurulamadı. Evet. Seçim hükümetine doğru gitti. Evet. Bu kez koalisyon kurulabileceğini düşünüyor musunuz? Yani Türkiye hükümetsiz kalmama durumu olacak mı? Yoksa tekrar seçim gerçeğiyle üçüncü bir seçimi telaffuz edenler de var. Böyle bir olasılığı mümkün görüyor musunuz? Yani üçüncü bir seçim olmasın. Gerçekten olmaması için biz de çabalayacağız mutlaka. Tabii hem çıkacak seçim sonuçları, oranlar, işte aldığımız sandalye sayısı, kurulması muhtemel koalisyonları da şekillendirecek. Eğer bir koalisyon sonucu çıkarsa 1 Kasım'da tabii ki. Onlara göre de şekillenecek. Sonradan partilerin tutumu. 1 Kasım sonrasında diğer partilerin buna ilişkin tutumu, MHP, HDP ve AKP'nin tutumu da tabii ki belirleyici olacak. Yani bizim tek başına biz kurarız koalisyonu demek çok doğru bir şey değil. Artık şartlara göre de hareket edeceğiz. En doğru olan neyse ona göre hareket edeceğiz. Ama ülkeyi asla hükümetsiz bırakmamak adına, ülkeyi bu kaostan çıkarmak adına, bu belirsizlikten. Çünkü bakın bugün işte pazardaydım. Pazarcı esnafı sıkıntıda. Ya bir an önce artık hani seçim gelsin bitsin, bu belirsizlik bitsin. İnsanlar rahat rahat sokağa çıksın, alışverişini yapsın, durumu düzelsin. Bunun için uğraşıyor. Evdeki yangını da bir anlamda söndürmeye de çalışıyor. Çünkü siyaset bizim hayatımızda ve ülkemizde çok belirleyici biliyorsunuz. Hayatımızın her alanına çok etki eden bir araç siyaset. Dolayısıyla artık vatandaş da bu belirsizliğin bitmesini istiyor. Biz de o anlamda üzerimize düşen ne varsa... Hep söyledik, seçim bildirgemize de bunu en başına söyledik. Önce Türkiye diyerek gereğini yapmaya çalışacağız. Ama diğer partilerin de tutumuna göre ve alacağımız sandalye sayısına göre, diğer partilerin sandalye sayısına göre şekillenecek. Peki hiç koalisyon kurulursa AK Parti ile, işte Cumhuriyet Halk Partisi bundan zarar görür aslında, kurulacak bir koalisyonda tezin ileri sürenler de var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de aslında bazı isimlerin çok da sıcak bakmadığını biliyoruz. Siz partinize zarar vereceğini düşünüyor musunuz kurulacak bir koalisyonun? Bir hukukçu gözüyle de soruyorum aynı zamanda. Sonra evet. hukukla ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum. Türkiye evet. genelinde ilgili. Yani onu şu anda
Önceden buna ilişkin bir şey söylemek de mümkün değil. Çünkü hangi şartlarda anlaşacaksınız, hangi başlıklar üzerine anlaşacaksınız, hangi çözüm önerileri üzerinde ortaklaşacaksınız, ülkeyi nasıl yöneteceksiniz, hangi kararlılıkla yöneteceksiniz, bunların hepsinin somutlaşması gerekir ki. Uzun soluklu olacak mı, yürüyebilecek mi, kaygıları çok yaşıyor önemlidir. Musunuz mesela? Tabii biz mesela biliyorsunuz koalisyon görüşmelerinde ısrarla genel başkanımız biz reform hükümeti istiyoruz dedi. 4 yıllık hükümet istiyoruz. Seçim hükümeti değil, kısa vadeli bir hükümet değil. Bunun da ısrarla üzerinde durduk. Ama tabii ki özellikle yıllardır eleştirilen, açılması gereken dosyalar, yargılanması gereken insanlar var bu ülkede. Hepimiz biliyoruz 17-25 Aralık dosyaları gibi. Şimdi koalisyonda yer aldığımızda tabii bu dosyaların açılması, açılmaması mutlaka o konuda da kararlıyız biliyorsunuz. Açılması gerektiğini tabii, düşünüyor musunuz hukukçu olarak? Kesinlikle, kesinlikle. Vatandaşın da isteği bu zaten. Bizim seçmenimiz, bize oy veren seçmenin de, oy vermeyen seçmenin de, bu konuda rahatsızlık duyan her seçmenin de bu konuda ciddi talebi var. Sokakta bunları da sürekli duyuyoruz. Notlarımızı ama da alıyoruz. Ama MHP kadar çok net bir kırmızı çizginiz var mı orada? Çünkü MHP 4 şartından bir tanesi de 17-25 Aralık soruşturması. Fakat siz daha çok ilkeleri ortaya biz koydunuz. Evet. İlkesel duruş sergiliyoruz orada. Özellikle 5 ana temel sorun var ülkenin. Zaten o 5 ana temel sorunu hallettiğiniz zaman o dosyalar da kendiliğinden açılacak. Zaten bu ülkenin o ilkeler çerçevesinde herhangi bir partiyle uzlaştığınız zaman ve gereğini yaptığınız zaman zaten o dosyaların açılması da gündeme gelecek. Kaçınılmaz olacak haliyle. Peki, aslında hemen unutmadan CHP Genel Merkezi'nize silahlı bir saldırı oldu. Havaya 5 el ateş açıldı. Size bazı bilgiler geldi mi? Kimin yaptığı ile ilgili Tekin Bingöl'ün yaptığı bazı açıklamalar var. Hı-hı. Geçmiş olsun diyeyim. Son olarak onunla yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Bu saldırıyı kim gerçekleştirmiş olabilir? Aslında kutuplaşmadan bu kadar çok bahsediyorken CHP'ye dönük bu saldırıyı nasıl anlamak lazım, nasıl okumak lazım? Bence detayları geldikten sonra değerlendirmek daha doğru olacak. Endişelendirdi mi sizi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu kadar şu anda nerede bomba patlayacağını bilemiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Ülke bu hale gelmiş. İnsanlar toplu taşıma araçlarına bile binmekte tedirginler. Kalabalık ortamlara girmekte tedirginler. Bu kadar yaşanan savaş ortamı ister istemez hepimizi tedirgin ediyor. Tabii detayları geldikçe olay yeri inceleme de oradaymış. Şu anda en son görüştüğümüzde olay yeri inceleme inceliyor. Detayları geldikçe biz de bilgileneceğiz ama şu anda net bir bilgim benim de yok. Peki dediniz ki işte her an bir yerde bir bomba patlayabilir. Bu tür riskle karşı karşıyayız. Gerçi siz Kocaeli'ndesiniz ama Doğu ve Güney Anadolu bölgesi için de bir seçim güvenliği endişesi var. Evet. Gerçi bunu Türkiye için, İstanbul için de söyleyenler var. Bazı partiler aynı risk işte başka yerlerde de var diyor. Seçim güvenliği meselesi Kocaeli'nde de bir problemdir. Bu bir hukukçu gözüyle ne düşünüyorsunuz? Seçim, sağlıklı bir seçim yapabilecek mi Türkiye baktığınızda? Şimdi Kocaeli özelinde çok sıkıntı yaşamıyoruz. Geçtiğimiz seçimlerde de yaşamadık. Sandık güvenliği anlamında. Hani en azından şu andaki yaşanan şiddet olaylarını Doğu ve Güneydoğu dışında bahsediyorum tabii ki. Kocaeli'de çok fazla o konuda sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Ama tabii ki Doğu ve Güneydoğu'da başka bir dünya var. Orada başka sıkıntılar var. Tabii ben görmüş, yaşamış birisi değilim. Gitme şansım da olmadı. Hep burada sahada çalıştığımız için. Orada işte teknik heyetlerimiz, oraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız oldu parti üst genel kurullarında. Onlar gerekli incelemeleri takip ediyorlar, yapıyorlar, raporluyorlar. Genel merkezimiz de buna ilişkin hem oradaki örgütlerimizle birlikte bu güvenliğin sağlanması anlamında yoğun bir çaba ve mesai harcıyor. Yani ciddi bir sıkıntı var bu anlamda ama umarım sağlıkla güvenlik içerisinde geçer. Kimseye hiçbir şey olmadan umarım güvenlik içerisinde seçimi tamamlarız. Çünkü bir an önce seçimin yapılıp hayatın normalleşmeye ihtiyacı var. Bir an önce insanların bu şiddet sarmalından çıkarılmasına, bu korku toplumundan bir an önce sıyrılmaya ihtiyacımız var, rahatlamaya ihtiyacımız Sayın var. Sayın Hürriye, son olarak bir ara vereceğim. Aranın ardından diğer partilerden ağırlayacağım ama dediniz ya kırkımız çıkmadan tekrar seçmene gittik. Ev tutmuş muydunuz Ankara'da? Yok, hiçbir hazırlık yapmadınız anladım. Hiçbir hazırlık yapmadım. Seçimi mi gördünüz? Ne oldu? Yok, bu kez ne yapmayı düşünüyorsunuz? Zaten ev tutmayacağımı söylüyordum ben her fırsatta. Çünkü benim biz burada çok geniş bir aileyiz. Küçük çocuğum var. Eşim burada çalışıyor, İstanbul'da çalışıyor. Benim orada yerleşme gibi bir şansım yok. Yine de bir tereddüt yaşadınız mı? Tekrar seçim olacak olmayacak endişesi herhalde son ana kadar. Mutlaka. Koalisyon kurulmadı. Yaz dönemine de denk geldi. Zaten yaz dönemi tutmanın da çok da bir mantığı yoktu. Ama tutmayı da düşünmüyorum. Çünkü ev tuttuğunuzda onun bir sürü
koşturmacası oluyor. Onlarla uğraşmak yerine daha çok misafirhaneler ya da otellerde tercih ediyorum. Tutmayacağım da yani uzun soluklu görev yaparsak da yine de tutmayacağım. Buradan da ayrılmak istemiyorum çünkü Kocaeli büyük bir kent, yoğun bir kent ve hep burada olmak lazım. Buranın sorunları çok. Kocaeli kentinin yerel yönetimlerden kaynaklı çok ciddi sıkıntıları var. Yeri geliyor anında müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Gidip inceleyip gereğini yapmak zorunda kalıyoruz. Sürekli Ankara'da olursam buraya yetişemem. Yani bir ayağım orada, bir ayağım burada olacak. Sayın Nuriye çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Konuğum olduğunuz için. Sağ olun. CHP Kocaeli Milletvekili ve bu dönemde milletvekili adayı Fatma Kaplan Hürriyet konuğumdu. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından bu kez Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kocaeli'nde değerli milletvekili adayı Sayın Lütfi Türkan'ı ağırlayacağız. Biraz ara sonra birlikteyiz Sayın Türkan'la.